Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. 23. soruda kalmıştık. Geçen günlerdeki sorular yetişmemişti. İn teştehid fe ente nacihun cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye. Hangisi söylenemez demiş soruda. Burada in teçtehidi şayet eğer çalışırsan fente nacihun başarılı olursun. İnimiz şart edatı iki tane fiil-i muzari cezmeden edatlarda teçtehid bir cezmettiği fiil-i muzari iki tane fiil-i muzari cezmetecek ama İki tane fiil muzari yok. Dolayısıyla cevap cümlesinde, şurası şart cümlesi. Cevap cümlesinde eğer cezme elverişli olmayan şey varsa, entenin cezve elverişliliğinden söz edilemez. Yani cezme olamaz fe ente. Yani fiil muzari olsa cezme olur. Onun dışında cezme olamaz. Cezve cevap cümlesi eğer cezme elverişli değilse bu cümle fa'nın da gelmesiyle veya idai müfaciyenin de gelmesiyle İrab'dan mahalle mevzum olacak. İdai müfaciye intusubihum seyyiyetün bima baddemet eydihim. Onların yaptıklarından dolayı onlara bir musibet gelse feidahum yaknedu. Bir de bakarsın ki onlar hemen ümit keserler. İşte feidahum'daki ida ne oluyor? İdai müfaciye oluyor. Cümleyi ismiyenin başında gelir. İdai müfaciye. Cümleyi fiiliyeden önce idai müfaciye gelmez. Yani manası ansızın. Bir de baktık ki şöyle olmuş manasında. Dolayısıyla cevap cümlesi cezme elveriş olmadığında başına ya fa gelir, fa-i cevabiyi gelir veya da idai müfaciye gelir. Burada fa-i cevabiye gelmiş ve bu cümle irata mahalli irap alır. Yani fa gelirse ve ida gelirse o zaman irapta mahalle meczum olur. Fa-i cevabiye ile beraber, ida ile beraber mahalle meczum olur. Yapayım ben bunu. Ente lafzen fetha üzerine mebni mahalle merfu mükteda nacihun lafzen merfu haber. Entenin haberi. İsim haber cümle, mübteda haber cümle, cümleyi ismiye, irapta mahalle meczum, inin cevabı diyoruz. Dolayısıyla yani bu cümlenin irapta mahalle meczum olduğunu söylemiş olduk. Şimdi demiş ki burada hangisi söylenemez diyor. Bakalım. İn şart edatı sükun üzere mebnidir demiş. Doğru. Bütün harfler mebnidir. İn de harftir. O da mebni oluyor o zaman. Bütün harfler mebnidir. İn de harftir. O zaman mebnidir. Teştehit şart cümlesi meczum demiş. Doğru meczum. Fail ente. Altta ente var. Entenin gizlenmesi vacip değil mi? İn teştehit. Entenin gizlenmesi vacip. Fe ente nacihun cümlesiyle ilgili mübteda ve haber demiş. Cümle irapta olarak cümle olarak irapta yeri yoktur demiş. Ama bize demiştik irapta mahalle meczum demiştik ente nacihuna değil mi? Dolayısıyla sorumuza baktığımız anda bir daha hangisi söylenemez diyordu. Bu söylenemez. İrapta mahalle meczum burası. Ama burada irata mahalli yoktur demiş. Yani yanlış bu. Cevap cümlesi olup mahalle meczumdur demiş. Evet. Cevap cümlesi olup irata mahalle meczum doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. 14 mü? Kaç? 24. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabi ile ilgili doğrudur demiş. Gafilene sormuş. Hasibe yahsibu. Kendine iki meful alır biliyoruz.
O zaman gafilen de ikinci mefru olacak. Ve la tahsebennallâhe, Allah'ı zannetme gafilen. Gafil zannetme Allah'a birinci meful, gafilen ikinci meful. Dolayısıyla ikinci meful diyoruz. Sıfat olur mu? Olmaz değil mi sıfat? Yani hal olmaz işte, hani mana olarak düşünün yani. Ne olduğu halde zannetme. Gafil olduğu halde zannetme. Hal nedir? Şu anda vardı. Biraz sonra yok. Haşa. Şu anda gafil değil de yani biraz sonra mı gafil olacak? Gibi düşünebilir. Hal olmaz zaten. Bedel de olmaz. Yani niye olmaz bedel? Çünkü la tahsebennallâhe, Allah lafzını yani buradan şey yapsak, la tahsebenne gafilen olmuyor değil mi? Bedel ikinci meful oluyor. Sıfat zaten olmaz. Çünkü Allah lafzının marife gafilen nekra. Uyum yok. 25. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kısmın irabı hakkında doğrudur demiş. İnne küllellezi, külleden sonra gelen hep muzafı ileyh olur değil mi? Bu vacip zaten. Külleden sonraki gelen her zaman muzafı ileyh olur. Burada bir ihtilaf yok. O zaman inne küllellezi, innel küllellezi öyle bir şey ki tercebune bihi, sizin hoşunuza giden şeyler. İnnema o ve o fil hakikatihi, aslında metaun bir eğlencedir, faydalanmadır. Sizin hakikatte, yani sizin hoşunuza giden şeyler fil hakika eğlencedir demiş. Burada külleden sonra elle diye gelmiş. Muzafun ileyh zaten biliyoruz. Külleden sonra her zaman muzafun ileyh olur. Subhanehu. Fehüve o. Mübteda. Soruda ne diyor? Gayetel beyan demiş. Şu gayenin irabını sormuş. Gayenin irabını sordu. Şimdi mefulü mutlak var. Mefulü mutlağın üç kısmı var idi. Tekit var idi. Mefulü mutlakı tekidi. Kendisinden sonra sadece mazhar gelirseydi bu değil mi? Mesela nasara diyoruz. Yardım etti. Kim yardım etti? Zeydün Zeyd. Diyelim nasıl? Nasran çok iyi yardım etti. Nasran çok iyi yardım etti. Mefulü mutlak. Tekidi. Bazen şimdi mefulü mutlak da fiille mefulün şeyi aynı olacak değil mi? Neyi? Bakın Nasran mefulü mutlak, Nasara aynı. Nun sat ra var. Mefulü mutlakla da nun sat ra olması lazım. Aynı mana olması lazım veya yani başkası olamaz. Hani diyelim Nasara müsaadeten de olur. Saadet de yardım etmek. Baplar önemli değil. Mana aynı olsun yeter. Hangi bab olduğu, hangi şey olduğu önemli değil yani. Mana doğru olsun yeter. Dolayısıyla burada bize gayetel beyanı sormuş. Şimdi bu mefhum mutlaka tekidi. Bazen şöyle oluyor. Bazen. Şimdi manayı daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Çok çok tekit koymak istiyoruz. O zaman kendisinde böyle nasıl diyeyim, zirve olan kelimeler yani şiddet olan, tekit olan kelimeleri meful mutlak yapıyoruz. Ve asıl mefulü mutlakı da muzafı ileh yapıyoruz. Normalde mefulü mutlak olması gereken neydi? Önceki geçen fiille aynı harf olacak değil mi? Aynı manada olacak. Ama biz öyle bir şey istiyoruz ki fiilde mananın kuvvetlenmesini istiyoruz. O zaman bakın nasıl yapıyoruz? Nasara yardım etti değil mi? Burada asıl mef'ul mutlak nasra. Ama ben diyorum ki mesela şöyle yapıyorum bakın. Hakka koyuyorum buraya. Hakka. Hakka ne demek? Hakkıyla değil mi? Hakka burada mef'ul mutlak oluyor. Bu sefer şu nasran da muzafı ileyh oluyor. Şöyle oluyor.
Tamam. Bir örnek daha vereyim mesela şuraya. Harace çıktı. Normalde nasıl olacak? Hurucen değil mi? İyi çıktı, kesin çıktı. Tekit. Meful mutlakı tekidi. Hurucen. Huruç. Meful mutlak oldu bu. Aynı fiil. Ama şuraya mesela ben ne koyayım? Külle koyayım. Küllerin hepsi değil mi? Bütün çıkmaklarla çıktı. Bu külle ne oldu burada bu sefer? Meful mutlak oldu. Hurucin muzafı nehy oldu. Külle hurucin. Dolayısıyla meful mutlak bazen ne oluyor? Tekit ifade eden, daha kuvvet ifade eden bir şey gelip meful mutlağın yerine geçiyor. Ve aslında mef'ulü mutlak olan kelime muzafun ileyh oluyor. Hurucun burada aslında neydi? Mef'ulü mutlak idi ama muzafun ileyh oldu. Tamam, bunu unutmuyoruz. Bakın, kendisine tekit olan bir kelime. Kuvvet olan, şiddet olan. Fehüve o Allahu Teala subhanehu. Bu subhanehu kelimesi de cümle-i itiraziye bu da. Yani fiili gizli. Buna amilin hasbı vacip olan mastarlar. Mesela şükran diyoruz ya, aslı ne onun? Şekertü şükran. Şükran aslı şekertü şükran. Demek şöyle de demek olmaz, hata olur. Şekertü şükran diyemezsiniz. Bu yanlıştır. Ne yapacağız? Şükran direkt mi? Dolayısıyla Sübhanehu da öyle. Nüsebbihu Sübhanehu demiyoruz. Direkt mi? Sübhanehu diyoruz. Manası ne? Yani manası şu. Nüsebbihu. Allah'ı tenzih ederiz. Nüsebbihu. Allah'ı tenzih ederiz. Tamam mı? Sübhanehu da orada mef'ulü mutlak. Ama fiilin yerine geçmiş. Tamam. Fehü o Allahu Teala kat beyyeneha, onu açıkladı diyor artık o neyse. Peki nasıl açıkladı? Nasıl açıkladı? Bakın beyyene, yübeyyinü beyane tef'il babının mastarı değil mi? Şu beyan. Semai mastar. Beyyene, yübeyyinü beyane. Serraha yuserrihu serahan mesela. Tef'il babının mastarı. Kelleme, yükellimu kelame. Bunlar hep ne oluyor? Tef'il babının semai mastar oluyor. Dolayısıyla şu beyanen kelimesi aslında ne olması lazım burada? Beyyeneden sonra geldiği için meful mutlak olması lazım. Ama gayete geldiği için ne olmuş? Kendisinde işte şiddet olan, aşırılık olan bir fiil. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kat beyyeneha, onu açıkladı. Nasıl? Gayetel beyani. Yani beyanın zirvesinde bir açıklamayla açıkladı. Dolayısıyla burada bize neyi sormuş? Gayetenin terkibini sormuş. Ne diyeceğiz? Gayetenin terkibi ne olur? Fehu subhanehu kat beyyeneha gayetel beyan bidurugu selatetin üç yolda es-sem'u vel basar vel aklu demiş. İşte duymak, akıl ve görmekle onu açıkladı. Gayete burada mef'ulün bihi olmaz, değil mi? Çünkü onu açıkladı. Nasıl? Gayetel beyan. Açıklamanın zirve şekliyle. Yani fiilde ne var? Tekit var. Bu da mef'ulün bihi olmaz. Temiz olmaz. Temiz marife olmaz. Değil mi? Temiz hep nekre olur. Temiz hep nekre olur. Gitti. Hal olur mu? Hal de olmaz. Çünkü hal de hep müştak olur. Yani nasirun, mensurun, sıfat-ı müşebbehe olur. Yani o da olmaz. Dolayısıyla geriye mef'ul mutlak kaldı. Tamam. Hocam bu nevi bildirenin mef'ul mutlak mı, tekit bildirenin mi hocam? Vallahi onu manen baktığım zaman da tekit gibi geliyor bana ama. Hocam normalde nevi Görmedim onu bir. bildiren muzaf veyahut da sıfat terkibi halinde geliyor ya. Evet, nevi de öyle oluyor da görmedim hani bunu bir yerde ama hep böyle kullanıyor. Hani manen baktığımız zaman da sanki tekit gibi geliyor bana, manen. İşte Anladım. küllel nasrid gibi tekit gibi geliyor ama görmedim bir yerde. Nevi Yani midir? sayı bildirende sadece sayılar, yani mesela diyelim ki darabtu selase darabatin, sayı sadece muzaf olarak gelebiliyormuş hocam. Yani yine tabii ki bakarız Allah'ın. Tamam. Peki kalbi fiiller yine gelmiş efali kulüpten.
Bunlar neler? Vecede, za'ame, hale. Bunlar ifade kulüpten. Kendilerine iki meful alırlar. Kalbi olur ise mefulleri. Ama a'da kalbi fiil değil. Vermek. Vermiş. Yani kalbi fiil demek kalple anlaşılan bir şey. Vecedtüke alimen. Seni alim zannettim. Peki nasıl zannettin onu? Seni alim buldum. Nasıl? Kalbim ne yani? Hani bu somut bir şey değil yani. Soyut bir şey. Dolayısıyla bunlar bunlara kalbi fiiller deniyor. Onu da söylemiştik. Ama a'da kalbi fiiller değil. Vermek. Bu da kendisine iki meful alır. Bunlar da iki meful alır. Hale ne demek hocam? Ne? Hale ne demek? Hale zannetmek hocam. Zannetmek. Tamam hocam. Tamam. Hangisi gayrimusarif değildir demiş. Hubla gayrimusarif değil mi? Elifi maksure var şurada. Dolayısıyla gayrimusarif elif var yani. Amrun bu da gayrimusarif. Suat bu da gayrimusarif. Ahmedu bu da gayrimusarif. Gayrimusarif değildir demiş. Şimdi amrun gayrimusarif mi değil mi? Amrun değil hocam. Değil değil mi? Gayrimusarif olan neydi? Ömer. Vav varsa amrun oluyor. Vav yoksa Ömer oluyor. Dolayısıyla bizim gayrimusarif dediğimiz Ömer o. Ömer kelimesi gayrimusarif bir kendisinde ne var? Alemiyet var. Artı adil var. Yani başka bir kalıptan gelmiş. Ömer'in aslı amirmiş. Amir. Amir kalıbından Ömer olmuş. Yani adil diyoruz. Bir de alem olduğu için bu kelime gayrimusarif olmuş. Ömer ama amır, amırda hiçbir şey yok. Tek ne var? Alemiyet var. O da olmaz. Hubla'da tek başına zaten gayrimusarif oluyor. Fi maksuru olduğu için. Suat kelimesi müennes. Artı bir de suat müennes. Bir de ne var? Alemiyet var. Yani tehnis mal alemiyetten dolayı gayrimusarif olmuş. Ahmet lafzı ise o da alem artı kendisinde vezin, fiil var. Bundan dolayı gayrimusarif olmuş. Evet. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin üç hali takdiridir? Üç hali de takdiri irap almış diyor. Şimdi bakalım. Gâdî kelimesi nâgız kelime değil mi? Nâgız kelime. Ref halinde ne alır? Takdiri değil mi? Câe geldi. Kim gâdî dersiniz? Câe. Şuraya yazayım. Câe yazayım. Fail olacak bu câe. Câe geldi. Kim gâdî? Kadı geldi. Ref halinde takdiri. Merar turadın bir kaldı. Yine aynı şekilde takdiri. Ama nasb hali ne oluyor? Ra'aytu gördüm. Kaldı yen. Şöyle bir elif oluyor değil mi? Fetha neydi? Ekaful harekat. Dolayısıyla nâgız fiillerin nasb hali zahiri oluyor. Tabii öncesi yer fetha değilse. Aferin. Aynen öyle. Nâgız fiillerin nasb hali zahiri oluyor. Yani takdiri olmuyor. Normal oluyor. Mesela gâdiyen. Bakın öncesi yağının öncesi kesra olduğu için gâdiyen nasb halinde lafsen alınır. Bakın lafsen. Yesmu. Bu da refali takdiri. Ama başına bir len gelse ne olur? Len gelse len yesmu ve olur. Bakın bu da aynı şekilde öncesi damme olduğu için yine nasb halini lafsen aldı bu kelimede. Ama şuna bakalım yubqi. Bu da aynı ne gibi? Nâgız fiil değil mi? Yubqi. Bırakmak demek. Ref hali takdiri bunun. Ama nasb hali başına bir len gelse ne olur? Şöyle bir len. Len yubqiye olur. Yani nasb halinde her zaman fetva geliyor. Bize neyi soruyor idi? Hangisinin üç hali de takdiridir demiş. Şimdi Mustafa kelimesine bakalım. Mustafa kelimesi de yine mesela diyelim cae geldi. Kim geldi? Mustafa. Şimdi bunun refali takdiri tamam alttakiler gibi. Cerhali de takdiri. Merartu bi Mustafa o da doğru.
Ama ra'aytu Mustafa'yı olsun şurası bakın. Hani bu Gadiyer'in nasbali fetayledi ya. Dolayısıyla ra'aytu gördüm Mustafa'yı olsun. Ne oldu bakın? Öncesi feta olduğu zaman da nâgıs fiilin öncesi feta olduğunda ne yapıyoruz? Yine onun işte kuralımız gereği illetli harfin öncesi feta olduğu için elife kalbediyoruz. Yine şey oluyor. Takdiri oluyor. O zaman şöyle diyoruz. Nâgıs fiillerin ref ve cer halleri hep takdiridir. Ama nasb halleri lafsendir. Yani gâdiyen lafsen nasb olmuş. Ama bunun istisnası ne? Şu nâgıs fiillerin sondan önceki harfi eğer feta olur ise bu durumda üç halde de hep takdiri laf alır. Nâgıs fiillerin sondan önceki harfi Mustafa mesela sondan önceki harfi eğer fethalı ise üç halde de takdiri irap alır. Peki o zaman bunun cevabı ne olacak? Üç halde de takdiri diyor. A şıkkı olacak değil mi? Gadiye'nin sondan öncesi kesra olduğu için sadece iki hali takdiri. Diğer hali lafzen. Yesmun'un da önceki hali damme olduğu için yine iki hali takdiri. Bir hali lafzen len gelirse yubgi de aynı şekilde. Tamam. Peki devam. Bu daha yaptık. İyâke se'elet tabibu demiş. Altı çizili kelime hakkında şekillerden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur demiş İyâke ile ilgili. Merfu bir kere bu İyâke'ler merfu değil. Yanlış bu. Mensup muttasıl demiş. Sizce muttasıl mı bunlar? Şimdi burada önce bir şunu anlayalım. İyya kelimesinde burada meful öne geçmiş. Peki meful hangisi? Şu İyya. İyya meful. Peki kaf ne? Kaf da hitaba delalet ediyor. Asıl meful olan İyya. Peki nasıl bir meful bu? Mefulu munfasıl. Yani fiilden ayrı bir meful. Kaf ne hocam? Kaf harf. Kaf yani meful değil. Normalde mesela se'eleke, şuraya bir k gelseydi mesela. Bu ne olurdu o zaman? Se'eleke, k meful olurdu. Ama iya şeklinde olunca iya meful oluyor. Kaf da harf oluyor. Harflerin iyata mahali yoktur. Peki bu nasıl bir meful? Mefulü mukatte. Mefulü munfasıl. Tamam. Mefulü munfasıl. Dolayısıyla merfu demiş. Hayır. Mensup munfasıl zamirdir. Doğru. Peki. Kaçıncı soru? 31. Tamam. Burayı yapmış oldum. Yani. Şimdi şunu yapalım. Ve ma zalemnahum velakin kânuhumu zalimun. Buraya geldik şimdi. Burayla ilgili de biz onlara zulüm etmedik. Fakat onlar kendilerine zulüm ettiler dediğimde şuraya bakacağız. Hüm kelimesi. Şimdi önce bir şu kuralı görelim. Haber eğer marife olur ise. Haber marife. Tamam. Ve veya haber ismi taftil kalıbı olur ise. Eftalü min kalıbı olur ise zamiri faslın gelmesi caizdir. Tamam. Yazıyorum. Haber marife olursa dedim. Tam da yazamıyorum da. Buranın yazma şeyi yok mu ya? Haber marife olursa. Tamam. Bakın haber eğer marife olursa bu durumda zamiri faslın gelmesi caizdir. Zamiri fasıl neydi? Haberle müptedanın arasına geliyor ve haber sıfat mıdır değil midir onu ayırıyor. Yani fasıl. Mesela bir örnek vereyim şuradan. Haberin marif olmasına örnek. Zeydun. Metin ekle yazıyor ya, oraya tıklayıp istediğiniz Türkçeyi yazabilirsiniz. Öyle mi? Hemen metin ekle. Evet hocam burada. Hani eklesin. Tamam tıklayın hocam. Tıkladım. Tamam istediğinizi yazın işte hocam.
Hani yazamadım. Ha oldu. Güzel. Niye demediniz önce de? Sorun. Evet güzel. O zaman şeyi de buraya yazabiliriz. Arapçayı falan. Değil mi? O da yani, iyi olur. Tamam. İsyanınız Arapça yazın. Programın ismini hocam. Program Arapçayı kaldırıyorsa yazar. Tamam. O da güzelmiş. Tamam. Onu da öğrenmiş oldum. Şimdi Arapça yazıyoruz. Zeydün kelimesi mübteda. Şuraya bir el-akilu yazayım. Zeydün Zeyd nedir? El-akilu akıllıdır. Dediğim zaman da yaz. Estağfurullah. Dur bak. Bir şey açtık dondu ya. Açmayalım bir daha onu. Benim bilgisayar mı? Neyse. Zeydün Zeyd nedir? El akilu akıllıdır. Bilgisayar kendinden geçti onu açınca. Şimdi burada Zeydün mübteda değil mi? Evet, Zeyd mübteda. El akilünü haber. Ama sıfat da olabilir. Zeydün Zeyd. Öyle Zeyd ki el akilu. Akıllı Zeyd de diyebiliriz. Aslında şu el akilu haber burada. Ama ne yapıyoruz? Biz işte bu yani şu el-akili sıfat mıdır? Haber midir? Karışmasın diye şuraya bir hüve getiriyoruz. Bu hüvenin ismi ne? Zamiri fasıl. Hüvenin ismi zamiri fasıl. Bu ne demek zamiri fasıl? Hiç yokmuş gibi düşünüyoruz bu. Yani İrab'da mahalli yok bunun. Hüve harftir. Harf. Harftir ve hiçbir İrab'dan mahalli yoktur. Hani böyle söylüyoruz. Ha, diğer bir görüş daha var ama ona gerek yok. Hani diğer görüş şöyle söylüyor. Hüve de mübtedadır. El akil de haberdir diyor. Şu ikisi beraber Zeydün'ün şeydir diyor, haberi diyor. Ama biz ne diyoruz? Hüve burada harftir. Harflerin İrab'da mahali yoktur. El akil ne? Sıfat. Yani değil. El akil burada haber oluyor. Tamam. Zeydün mübteda. Hüve zamiri fasıl. El akil ise Zeyd'in haberi. Hüve de hüve zamiri fasıl dedik. El akil de haber. Şimdi bu birincisiydi. Şeyin zamiri faslın kullanıldığı yerlerden birincisiydi bu. Bir yer daha var. O neresi? O da bakın kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Yani Kur'an-ı Kerim'de de kullanılır o. Haberin ismi taftil kalıbı olması. Tamam. Ve o ismi taftilin hani üç tane kullanımı vardı ya ismi taftilin. Bir minle kullanılır idi. Bir eliflamla kullanılır idi. Bir de izafetle kullanılır ismi taftil. Yani ismi taftil bu üç şekilde kullanılır. İşte haber ismi taftil olur ise yine zamir-i faslın gelmesi caizdir. Bir örnek verelim ona. Mesela diyelim ki ne olsun? Nereden yazdık? Yazdık gitti bilgisayar. Çok eski olunca yazamıyorum bak. Şöyle örnek vereyim. Zeydün, Zeyd nedir? Efdalu daha üstündür. Min amrin amırdan. Zeyd amırdan daha üstündür dediğimiz zaman da burada haber ne oldu? Efdalu. Min amrin diyorum ya bakın. Efdalu. Efdalu. Efdalu min amrin. İşte haber şu efalu olursa efalu minle beraber olursa haber burada da zamirin faslın gelmesi caizdir. Yani bundan önce ismin taftil önce bir hüve görürseniz şöyle bir hüve. Deyin ki buna siz zamiri fasıldır. İrab'da mahali yoktur. Tamam mı? Şurada bir Zeydün yazayım. Zeydün kelimesi yazdım. Bakın buraya da bir. Tamam. O zaman Zeydün mübteda. Hüve zamiri fasıl. İrab'da mahali yok. Ef'alu kalıbı. İsmi taftil kalıbı. Ve ef'alu vezinde gelen ismi taftil kalıbından önce gelen şu hüvemiz zamiri fasıl diyoruz. İrab'da mahali yoktur. Yani demek hiç yokmuş gibi düşün burada. Zeyd mübteda, ef'alu haber. Şimdi biz sorumuza gelelim.
Burada da yine ne var bakın? Ve ma zalemnahum velakin kanu, kaninin vavı, kaninin ismi, hüm, zamiri fasıl, irabda mahalli yok. El zalimine ne olacak? Kaninin haberi diyoruz. Peki sorumuza döndük. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım şimdi. Hüm zamiri fasıldır. Doğru söylenebilir. Kâne'nin haberi el-zalimine'dir. Evet, zalimine, kâne'nin haberi dedik. Hüm-zalimine kâne'nin haberidir. Hayır, yani hüm neydi? Zamiri fasıldı. Zalimine kâne'nin neydir? Haberidir. Değil mi? Burada yanlış söylemiş. Yani hüm-zalimine kâne haberi diye olmaz. Hüm İrab'dan mahali yoktur. Değil mi? Hüm'ün zamiri fasıl dedik. Zamiri faslın İrab'da mahali yoktur diyor, değil mi? Doğru bu da. Yani şu hüm'ün, hüm neydi? Zamiri fasıl. Ve zamiri faslın İrab'dan mahali yoktur dedik. Cevabımız o zaman ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Peki. Şimdi 2011'de sıfat-ı müşebbehe kalıpları nelerdir? Ahmeru kırmızı, ahmerani iki kırmızı, humurun geliyor dedik. Değil mi? Humurun. Hem müzekkeri hem müennesi humurun aynı. Bu cemisini sormuş. Summun, bukmun, umyun neydi bunlar? Sıfat-ı müşebbehenin cemileriydi. Bir farklılık yok idi. Dolayısıyla hem bu humrun müzekkeri hem de bu da humrun. Peki hangisi gelmelidir diyor boşluğa. Hangisi gelecek? O zaman cevabımız... Hocam bu ikincisi müennes için mi? İkinci... Evet. Hamra'u, hamravani, humrun. Evet hocam. Hamra'u, hamravani, humrun. O zaman ne olacak? C şıkkı. Humrun, humrun. Değil mi? Hocam vacip diye bir şey görmedim yani illa gelmesi gerekir diye bir şey duymadım. Hani vacip bir bilmiyorum aslında. Gelmesi caizdir diye biliyorum ben. Peki mübalağa anlamı ifade etmez demiş. Yani mübalağa isim failler vardı ya hani. Bunlar da ilk derste de göstermiş. Biri midrarundu. Değil mi? Sikirun. Mesela ne gibiydi? Sıddıkun gibi. Veludun. Gafurun gibi. Bunlar hep ne bakın? Hepsi bunların mübalağalı isim fail kalıpları kalıp olarak. Ama küffarun ne? Kafirler. Yani ne gibi aynı? Nusarın gibi. Yani mübalağalı isim fail kalıbı değil. Beyza kelimesinin cemisi hangisidir demiş. Beyza beyaz demek. Bu da ezberlenecek bir yıldın kelimesi olması gerekiyor. Tamam. Esvedü, esvedani südün geliyor. Ebyazunun cemileri bir yıldın geliyor. Bir yıldın. Hangisi sıfat-ı müşebbehedir? Şimdi sıfat-ı müşebbehe neydi manası? Hep devamlılık olan, hiç gitmeyen değil mi? Sıfat-ı müşebbehe ne? Kişide hep devamlılık olan ve devam eden bir halden bahsediyor. Sıfat-ı müşebbehe kalıplarıyla mübalağalı isim fail kalıpları aynı. Benziyor yani. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Hocam hem sıfat-ı müşebbehe kalıpları hem mübalağalı isim fail kalıpları aynı. Bunların arasını nasıl ayırt edeceğiz? Manaya bakacağız, öyle ayırt edeceğiz. Mesela diyelim, semiyon. Duyan da olabilir. Yani bu hem mübalağa isim fail kalıbı da olabilir. Sıfatın şu behe kalıbı da olabilir. Duymak arzıydır değil mi? Hani duyarsınız. Şu an duydum ama şu an duymuyorum bak çünkü yani bir ses yok, duymuyorum gibi. Dolayısıyla bu ne olur o zaman? Mübalağa isim fail kalıbı olur. Zira insan uyurken de duymaz mesela. Devam eden bir şey yok. Katilun öldüren, yani şimdi öldürüyor, birazdan öldürmeyecek. Ama halimun, bir insanda eğer yumuşak huyu varsa hiç gitmez değil mi? Yumuşak huyluluk gitmez insanlar. Hem adam hep kilim sahibidir. Hep yumuşak huyludur. O zaman ne oluyor bakın bu? Sıfat-ı müşebbehe kalıbı oluyor. Niye? Kendisinde bir devamlılık var. Devamlılık var, istimrar hali var. Zebihun kesen, şimdi kesiyor, birazdan kesmeyecek. O zaman... Bu da sıfat-ı müşebbehe kalıbı olamaz.
Hünne demiş. Bu da kolay. Hemen yapalım. Keteb ne diyeceğiz değil mi? Ketebe, ketebe, ketebu, ketebet, ketebeta, keteb ne diyeceğiz? Hangisi farklı baplardan da demiş? Tealleme tefaül babından. İlal olursa mesela izzemmele ne demekti bunun aslı? Tezemmeleydi değil mi aslı? İzzemmele aslı tezemmele. Ya bu da tefaül babından. İddetera örtünmek. O da aynı şekilde yine tedetteraydı aslı. Bunu da yapmıştım. Ama istalaha aslı neydi? İstelahaydı. İftial babından. Cevabımız değişik olacak. Rama Yermi'nin demiş müfaale babından hangisi olur? Rama, yurami, muramaten doğru cevap. Rama, yuramu olmaz. Atele, yugatile'ye göre çekeceğiz. Münada'nın irabı hangisinde yanlış verilmiştir? Şimdi münada müfret alem olur ise damme üzerine mebni. Münadamız müfret alem olursa damme üzerine mebni. Evet bakın ya Ömer'u. Ey Ömer, damme üzerine mebni, temin yok. Tamam. Bu böyle. Bir de nekrayı maksude olursa, nekrayı maksude, has sonulan nekra. O zaman da yine damme üzerine mebni olur. Nekrayı maksude, şurada bir adam var diyelim kapının arkasında. Diyorum ki ya racülün, ya racülü, ey adam. O da yine ne oldu bakın? Yani kastedilen kapının arkasındaki bir adamdan bahsediyoruz. Herhangi bir adam değil. Ama tanımıyorum. Nekra. Buna ne diyoruz? Nekrayı maksude. Hast olunan nekra. Bu da damme üzerine mebnidir. Dolayısıyla onu da yazayım. Ya ha burada varmış. İşte ya racülü. Tamam. Şimdi geldik nasb olanlara. Bu ikisi ref oluyor. Yani müfret alemle ya Ömer'u bir de ya racülü. Bu da ne? Nekra'yı maksude, kast olunan nekra. Bu ikisi damme üzerine mebni, mahallen mensup. Ed'u fiilinin mef'ulü bihi. Gizli bir ed'u fiili var. Onun mef'ulü bihi sarihi. Muzaaf olanlar ve şibih muzaaf olanlar ve de nekrayı gayrimaksud olanlar da mensup oluyor. Muzaaf olanlar, şibih muzaaf olanlar, nekrayı gayrimaksud olanlar yani has olunmayan nekra olanlar da mensup oluyor. Tamam. Şimdi mesela baktık ya Ebu Bekir. Olmadı ki ama şimdi Eba Bekir muzaaf olmuş. Muzaaf olanlar ne olacaktı? Nasıl olacaktı? Şurada ya Eba olacaktı. O zaman bu da yanlış diyeceğiz değil mi? Zaten bize de neyi sordu? Hangisi yanlıştır diye sordu. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Ya racülen doğru mu? Doğru. Bu ne çünkü? Nekra-i gayrimaksude. Yani ey adam diyorum. Kim o adam? Belli değil. Böyle vaaz ediyorum. Ey adam artık yapma şunu diyorum. Bu adam kim? O belli değil. Buna da nekra-i gayrimaksude diyoruz. Bu da nasb oluyor. Peki münadanda durumu bu idi. Şuraya bakalım. Altı çizili kısmı irabı hangisi doğrudur demiş. Ellezine yenkulûne ahdallâhi min ba'di mîtâkıhi. Allah'a verdikleri sözden sonra onu bozarlar. Ve yakdaûne keserler. Neyi? Ma öyle bir şey ki. Ne oldu burada ma? Meful. Bih, değil mi? Mefulün bih oldu. İsim mevsul. Artık mefulün bih olacak. Neyi keserler? Ma öyle bir şey ki diyoruz. İsim mevsul. Mefulün bih oldu. Peki. İnne ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisinde enne ile başlayan kısmın İrab'taki konumu diğerlerinden farklıdır? Bakalım hemen. Evvela ya'lem sorabilir miyim? Evet. Bir önceki soruda o mukaddem mef'ulün bih diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Hocam öne geçmemiş ki burada. Yakta'une onlar kesiyorlar. Neyi? Ma öyle bir şey ki. Meful. Neyin mefulü? Yakta onların mefulü. Yani tamam. Şöyle olsa bakın. Emrallah. Allah emretti. Neyi? Ma öyle bir şey ki deyim yani. Emrallah. Allah emretti. Neyi? Bihi onu. Ondan bedel en yusilo. En yusile. Allah'ın emrettiği şeyi kesiyorlar. Yani ismi mevsul. Evet.
Aynen öyle. Peki buraya bakıyoruz. Şimdi hangisinde enne farklıdır diyor. Evvela ya'lemune, onlar bilmezler mi ki? Ennallâhe, muhakkak ki Allah-u Teala ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun, onların gizlediklerini ve gizlediklerini ve açığa vurduklarını Allah bilir. Burada enne ne düştü? Meful düştü. Ya'lemune bilir. Neyi bilir? Şunu. Enne. Meful. Zaten enne meful elif'in maddesi meful oldu mu enne okunur. Şuraya bakalım. Fethebete sabit oldu ki ne sabit oldu? Fail gelecek değil mi? Ennet dine din min akval kavaidi fi salahet dünya, dünyanın iyi olmasında en güçlü kuraldır. Din buradaki enne o zaman ne oldu? Fethebete'nin faili oldu. Ve yani kastediyor aynı şekilde neyi şunu? Ennen nâse, muhakkak insanlar yine meful oldu. Yani kastediyor neyi şunu? Ennen nâse. Yine meful oldu. Değil mi? Fela yeliku, yakışmaz. En nuallime et telamide, öğrencilere öğretmemiz yakışmaz. Neyi şunu? Neyi şunu? Ennel kedibe. Burada da bakın enne hep meful oldu. Yani A'da, C'de ve D'de hep meful oldu. Ama B'de ne oldu? Enne fail oldu. Hangisi farklıdır diyor zaten. Fethebete enne böyle de geliyor. Geçen sene de böyle bir şey gelmişti. Hangisi farklıdır diye. Hel vasaya el müsafirune illa emtiatehum. Bunu siz söyleyin. Size ne olacak cevap? Bu cümle sizce ne olacak? Hocam cümle munkatı, istisnai munkatı. Aynı zamanda cümle mi bakalım, olumlu olumsuz. İstisnai katı şimdi şöyle. İstisnai katı doğru. Peki mucep mi yoksa menfi mi bu cümle? Hocam yani istifham edatı menfilik katıyorum, onu tam hatırlayamıyorum ama. Evet şimdi şöyle, menfi kaça ayrılıyordu? Nefi ikiye ayrılıyordu değil mi? Bir normal nefi, işte ma diyoruz. Bu bir nedir? Nefidir. İstifham da nedir? Şibih nefidir. İstifham da şibih nefi. Yani o da nefi. Tamam mı? O zaman gayrı mucib hocam. C evet, şıkkı. Gayrı mucib. O zaman cevap ne olacak? C şıkkı değil mi? Evet. Yani şöyle. Hel vasarı el müsafirüne. Müsafirler ulaştı mı? Diyoruz. Müstesna minh ile müstesna aynı cins ise muttasıl oluyor. Farklı cins ise o zaman munkatı oluyor. Eşyalarla yolcular farklı cins. O zaman munkatı olacak. Bu bir. Ama hel olduğu için hel nedir? Nefi olacak değil mi? O zaman gayrı mucib. Mucib olumlu demek. Gayrı mucib olumsuz demek. Cevabımız C şıkkı olacak. Nasip Caiz Bedel Muhtar mı hocam burada? Evet hocam aynen öyle. Nasip Caiz Bedel Muhtar. Şimdi İrab'da mahalli olan cümleler konusu, hangisinin İrab'da mahalli yoktur demiş. Bunu biliyoruz değil mi? İrab'da mahalli olan cümleler nedir, ne değildir? Burada ben şunu söyleyeyim size. Ve evhayna, biz vahyettik. İleyhi, ona, Nuh Aleyhisselam'a. Neyi? En şunu. Buradaki enimiz eni tefsiriye. Eni tefsiri olması için 3 şart var idi. Kendisinden önce bir fiil fail geçecek veya müteda haber geçecek. Bu bir. İki, kendisinden önce söyleme manasında bir şey geçecek. İşte evhayna, vahyettik veya nadeyna, nida ettik gibi. İşte ona böyle kendisine söyledi manasında olan, tabii gale haricinde bir şey geçecek. Bir de ene, bağ bitişmeyecek. Harfi cer bitişmeyecek. Bunlar olur ise enimiz eni ne olur? Eni müfessire olur. Ve bu ene şey manası vermiyoruz. İşte yapmak, etmek manası vermiyoruz. Bakın şöyle bir mana yok. Enisne'il fulke, gemi yapmasını. Böyle değil de. Ve hayna ileyhi, ona biz vahyettik. Neyi? En şunu. Şimdi söylüyoruz. İsne'il fulke, gemiyi yap. Gemiyi yap. Emrini vahyettik diye bir Türkçe oluyor. Tamam mı? Yapmasını yanlış. Dolayısıyla bu cümle cümleyi tefsiriye. Cümleyi tefsirinin İrab'da mahalli var mıdır? Yoktur değil mi? Cümleyi İptidaiyenin İrab'da mahalli yoktur. İşte kasem cümlesinin İrab'da mahalli yoktur.
Sıla cümlesinin irabta mahalli yoktur. İşte irabta mahalli olmayan cümleye atfedilen cümlenin irabta mahalli yoktur. Ondan sonra başka ne var? Cümle-i itiraziyenin irabta mahalli yoktur. Ama mesela cümle-i haliyenin irabta mahalli vardır. Vela takrabu salate, namaza yaklaşmayın. Ve entüm sükara, siz sarhoş olduğunuz halde bu cümle-i haliye oldu. Cümle-i haliye irabta mahalle mensuptur. Vezkuru, hatırlayın, iz o vakti ki, şimdi zarflardan sonra gelen cümleler entüm mükteda, galilun haber. Zarflardan sonra gelen cümleler ne oluyor? İrab'da mahallen mecrur. İz o vakit ki entüm galilun mahallen mecrur olur. Tamam mı? Kuralımız zarftan sonra gelen cümle ne olur? Mecrur muzafır ile. Mesela idâ câe. İdâ zarf. İdâ'dan sonra gelen cümle muzafır ile oluyor. Câe. Tamam mı? Haythu câe. Haythu zarf. Câe muzafır ile oluyor. Dolayısıyla entüm galilun da irat-ı mahalle mecrur muzafın ley. Ve le te'alemunne eyyuna eşeddu azaben. Şimdi talik var idi. Talik. Neydi talik? Efali kulüpte oluyordu talik. Kendisine iki meful alıyor değil mi? Efali kulüp. Kendisine iki meful alıyor. Ama istifham gelirse artık meful almıyor. Lafzen almıyor ama mahallen alıyor. Mesela bakın şimdi. Alimtu bir de yazabilsek. Ağır yazıyorsunuz, yaz. Alimtu bildim. Neyi bildim? İşte Zeyden. Zeyd'i bildim. Efali kulüp. Ne bildim? Alimen. Zeyd'i alim bildim. Burada işte Zeyden Alimtu'nun birinci mefulü, Alimen de ikinci mefulü. Kendisine iki meful aldı. Ama şuraya bir hemze gelse istifham ne olur? O zaman amel edemez. Bunun ismi talik. Lafzen etmez ama mahallen eder. Lafzen şu Zeydenler, bakın Zeydün oldu şimdi. Zeydün Alimun. Alimun yaptım bakın. Lafzen gitti. Ama şurası Zeydün Alimun müteda haber cümlesi. İrab'da mahallen mensup, alimtunun mefulü. Bakın lafzen edemedi. Talik o demek zaten. Ta'liq. Niye yavaş yazıyorsun mübarek? Ta'liq. Lafzen amel edemedi, mahallen etti. Bakın ve le ta'lemunne. Elbette siz bileceksiniz. Eyyü gelmiş, eyyü istifham değil mi? Eyyuna eşeddu azabe. Eyyü mübteda. Eşeddu haber. Şu cümle eyyuna eşeddu haber cümlesi ta'lemunne'nin mefulü. İrat-ı mahalle mensup. Yani bunlar üçünde irat-ı mahalli var ama ende yok. Çünkü cümleyi tefsir eden irat'ta mahalli yoktur dedik. Ra'aytu Zeyden. Zeyd'i gördüm. Vel kitabu fi yedihi. Kitap elinde olduğu halde hangisi denemez? Vel kitabu fi yedihi demiş. Sıfat cümlesidir. Dursun bir. Zeyden sahibi haldir. Doğru. Ra'aytu gördüm Zeyden Zeyd'i. Ne olduğu halde? Vel kitabu fi yedihi. Kitabın elinde olduğu halde. Hal sahibi. Vel kitabu fi yedihi mahallen mensuptur. Doğru. Çünkü hal olduğu için. Zeyden mefuldür. Doğru. Hangisi yanlış? Vel kitabu fi yedihi sıfat demiş. Yanlış. Hal olacak. Peki bir soru sorayım. Ra'aytu Zeyden, Zeyd'i gördüm. Ra'aytu de nereden? Efali kulüpten. Peki efali kulübün ikinci mefulü nerede? Hani efali kulüp kendisine iki mefulü alır dedik ya. Ra'aytu de efali kulüpten. Zeame, vecede, ra'aytu. Hocam burada kalp manası yok. O yüzden ikinci mefulü yok. Evet. Değil mi? Bak burada normal kalbi bir şey değil. Yani ra'aytu Zeyden, Zeyd'i çarşıda gördüm. Zeyd'i okulda gördüm. Normal gözle görmüş. Efale kulübün kendisine meful olmasa kalbi işlerde olacak. Ra'aytu gördüm Zeyden Zeyd'i. Ne gördüm? Alime. Alim gördüm. Bak hatta bu adam alim. İlim görünür mü? Görülmez. Tamam. Dolayısıyla burada bir meful alır diyoruz. İki meful almaz yani. Hangisinde nahif hatası vardır diyor. Ca'e geldi. İthne aşara.
11 racülen adam. Doğru mu? Doğru. Niye? Racülen müfret. 11'den 99'a kadar sayıların temizi müfret mensup geliyordu. Ve şuralarda 11, 12 hep uyumlu oluyordu. Bakın isna aşara, müzekker, racülen aynı. Rart uğradım bir aşri binten. 10 kıza uğradım. Bu yanlış. Niye yanlış? 3'ten 10'a kadar olan sayıların temiz neydi? Cemi mecrur. Değil mi? Cemi mecrur olacak. Burada binten diyor. 3, 10 dahil yani ona. 10 demiş, 10 kız. Olmaz ki binten demiş. Benaat demesi gerekiyor. Yanlış yani. Hocam bir şey soracaktım da bu isne aşara kelimesinde terkibinde müennesi nasıl gelir? İsne şeklinde mi aşarata şeklinde mi olması gerekiyor? Yok. Müennesi mi? Evet hocam. Yani müennesi mi gelir? İsne ta mı gelir? İsne yani, mi aşarata mı nasıl söylememiz lazım? Hocam şöyle yani isne ta geliyor ya. Şöyle hocam. Fail konumunda olduğu için hocam. Fail olduğu için şu elif var ya elif. Ca'enin faili. O zaman isna gelecek. Ama eğer meful olsa ra'itu isney deriz. O zaman yağlı gelir sizin dediğiniz gibi. Meful olsa yağlı gelir. Fail olduğu için isna gelecek. Ve müennesi isne ta gelir. İsne ta fail. İsne tey meful durumu veya cer durumu. İsne tey veya isne ta. Yani şuraya eğer bu şey olsaydı müennes isne ta diyecek. Şuraya bir tane de ta koyacağım. Muzaf olduğu için de nun düşmüş. Değil mi hocam? İsnete aşere muzaf terkip ya hocam. Nun onun için düşüyor. Muzaf değil. Bu terkip nasıl bir terkip? Buradaki terkip izafi değil. Tazammuni değil mi? Güzel. Buradaki terkip terkibi tazammuni. Ne demek tazammuni? Şurada bir vav var gizli bir. Vav tazammun ediyor. Yani tazammun demek barındırmak demek. Burada bir vav var. Yani isna iki daha vav var. Aşara 10. Diğerleri de aynı. Bu terkibi tadammuni diyoruz. Tis'ate diyelim. 9 ve aşara 10. Ne oluyor? Terkibi tadammuni. Bunlar zaten bir olarak düşünüyor. Mesela şurası tis'ate aşara. Feta üzerine mebni. Fail diyoruz. Hani bu yani muzafileklik gibi bir şey söz konusu değil. Peki hemen diğer soruya geçtik. Çok soru. Hocam derim. 11'den 19'a kadar her iki taraf feta üzere mebniydi. 12'nin ikisi hariç değil mi hocam? Evet doğru. Çok doğru. Çok doğru hocam. İdheba ilel bostan. Bostana gitti. Bunu merfu zamirin doğru tekidi. Yani şu idheba'yı tekitleyeceğiz. Bunu ve merfu tekitleyeceğiz. Nasıl yapacağız bakalım. Şimdi bize ne lazım? Merfu munfasıl zamir lazım. Değil mi? Merfu olacak. Artı bir de munfasıl olacak. Şimdi iyyahuma neydi? Şu iyya zamir. Mensup munfasıl. Bu olmaz. Bize merfu lazım. İyya mensup. Olmaz. Kema, küma demiş. Bu da merfu olur mu hiç küma? Mansup. Küma hiçbir zaman merfu olmaz. Hep mensup olur veya mecrur olur. Küma. O da gitti. Mutasif. İyya kümayı da zaten üstte söyledik. Bu da aynı şekilde mensup olur iyya kuma. Ama en tüma ne olur? Merfu artı munfasıl zamir olabilir. İzheba en tüma diyebiliriz. Cevabımız en tüma olacak. Gayrimusariflik bakımından diğerlerinden farklıdır demiş hemen. Geliyor bakın gayrimusarifler. Zeynep'u kelimesi müennessik var. Artı alemiyet var gayrimusarif. İbrahim kelimesinde alemiyet var, ucme var gayrimusarif. Leyla kelimesi tek başına gayrimusarif olmuş. Elifi maksur olduğu için müenneslik alameti. Sadece Ahmedü kelimesi fiil vezni artı alemiyet var. Cevabımız ne olacak o zaman? C şıkkı. Hocam A'yı aynı saydınız. Neyi? A ile C'yi aynı saydınız hocam sanki. A'yı onda iki illet var. Zeynep kelimesinde hem müenneslik var. Tamam. Hem de alemiyet var. Leyla'da sadece şey var. Ne var hocam? Hocam. Elif-i Maksure var. Müennes. Hocam, yani hangisinde
fazla değil yani. Mesela İbrahim hem özel isim hem ucme. Evet. Leyla. Ah, Yani ah ben şunu soruyorum. Şu nereliyim A, B ve D de hep iki illetle gayrimusarrif olmuş. C'de ise tek illetle gayrimusarrif olmuş Leyla. ya. Bu da Hocam, hangisi farklı diyor? C olacağım. Leyla hem müennes hem de özel isim değil mi hocam? E O yüzden olabilir. değil mi? Önemli değil. Yani Ahmet'ü sonunda C var mı ona bakarız biz. Yani Ahmet'ü ya var de mı? Hı. Ahmet'ü de fiil vezne artı alemiyetten dolayı değil mi? Diğerleri hep aynı gibi hocam. Üçü sanki. Bize öyle geldi. Ama İbrahim'de ne var? İbrahim'de. Alemiyet. Alemiyet artı ucme var. Aynen. E tamam. Yani Zeynep'te ne var? Müenneslik var. E tamam o, ama onda hem alemiyet artı ta var. E bu sefer Ahmedi ne yapacaksın o zaman? Fiil vezni artı alemiydi. Ama olmaz ki. Yani bu şu üçünde hep şey var. İki özellik var. C'de tek özellik var. Cevap C olacak. Peki istidrak manası neydi istidrak? Ve def'u tevehhümin yetevellelü minel kelami sabık. Önceki kelamdan doğan yanlış anlamayı def etmek. O da lakin neyi biliyoruz. Leyte ne içindi? Leyte de temenni içindi. İmkansız olan şeyi istemek. Keenne teşbih içindi. Keenne teşbih. Benzerlik. Lale de teracci için. O da ummak manası veriyorduk. Cevabımız B olacak. Feşeribu minhu illa galilen minhum da müstesna min hangisidir demiş. İlla galilenin burada nasıl vacip? Çünkü kelamda müstesna min var. Ne o? Vav. İlla galilen de müstesna oluyor ve kelamda olumlu. Müstesna minhin olduğu yerde ve kelamın da olumlu olduğu yerde nasıl vaciptir? Bu kolay bir soru. Hangisi müstesna minh'tir demiş. Hangisi olacak? Beşeri buradaki vav. Küllül müslümati her Müslüman Hocam demiş. teşeri bu Evet. fail değil mi hocam? Fail. Tamam hocam. Tamam fail. Müstesna min işaret ediniz hocam. Müstesna min hangisidir demiş. Tamam Min hocam. işte. Feşeribu'nun fiilindeki cem'i vav'ı müstesna Yani kalilen iç min'dir. hocam az için İlzamir. şimdi diyor hocam feşeri bu minhu Az illa değil hocam, az değil. Azı işte diyor. azı içti öyle mi ha vallahi ben hocam çok özür dilerim Müslümati, Müslümanlar demiş. Buradaki şuraya boşluğa ne gelecek? Muhlisatani olmaz. Bu da kolay. Muhlisatün olacak. Cemi değil mi? Müennes. Cemi müennes olacak Müslümat. Yine bir sayılarla ilgili yanlışlık soruyor. Hangisi yanlıştır demiş. Ca'er racül adam geldi. El hadi aşara 11. Bu doğru. Sıra sayıları işte müfret müzekkir uyumuyla gelmiş. Bakın er racülü onun sıfatı. Ra'itül binte kızı gördüm. Öyle kız ki es-sadise aşirete 16. Şuraya bir ta koysana da el binte öyle kız ki es-sadise te uyumlu geliyor ya. Yani burada uyum var. Sıra sayılarında uyum arıyoruz. Bakın ra'itü el binte es-sadisete. Burası doğru bakın. Veya meratü bir racül. Bakın ta yok. Et-tasi'ye aşara. 19. adama uğradım. Ama şurada zaten ya şu doğru ya şu doğru değil mi? Buradan bile anlayabiliriz yani. Ya B ya C doğru. Çünkü binç diyor mevsul. Sadisete onun sıfatı o zaman ta'lı gelmesi lazım ki cevabımız B şık olacak. Hangisi yanlıştır? Ta'sız gelmiş B'de. Hocam sıra sayıları da böyle hani mevsuf önde geçip de sayılar sonra geldiği zaman da her iki taraf uygunluk mu gösterecek? Evet uyuyor hocam. Uyuyor. Ta'lı ta'sız uyuyor. Tamam hocam. Peki şunu sorayım hocam. Bir önce harficiyeleri sayayım. Bamin ila anfi kaf hatta vavgasın tavgasın haşa müzmüzü hala ada levla keyme lealle levla levla harficer. Şimdi şurayı nasıl okuyacağız? Levla el ilmü mü el ilmi mi? Evet. İlmi. Levla el El ilmü mü? Ne? ilmu.
Değil mi? Değil mi hocam? Burada zamir gelmesi gerekiyor. Harficer değil miydi Levla? Bak daha yine harficer olarak gelmemiş. Ne? Burada harficer olarak gelmemiş. Aynen. Böyle bir şey zamir var. Zamir gelecek hocam. Ba zamir. Harficerinin harficer gelmeme ihtimali var mı? Ba harficer burada harficer gelmemiş diyebilir miyiz? Onda yok da ba. Bunda var hocam. Şimdi o zaman Levla şöyle söyleyeceğiz. Mahluk mu hocam? Levlake. Ba harfinin Levla'nın harficer olabilmesi için kendisinden sonra zamir gelmesi lazım. Levlake. Hatta ya, o da muttasıl olması lazım. Muttasıl zamir. Levlake. Levla na. İşte Levla na olmaz. Levla küma. Tamam. Levla'dan sonra ne olacak? Muttasıl zamir gelir ise Levla o zaman harficer olur. Eğer muttasıl zamir gelmez ise Levla'dan sonra ne olur o zaman? Levla'dan sonrası müpteda olur. El-ilmü müpteda. Levla'nın haberi mahsuf olur. Vacip. Levla'nın haberi mahsuf olur. El-ilmü müpteda. Haber ne hocam? Mevcudun. Mevcudun. Tamam. Haberi de mahsuf olur. Mevcudun. Mahsuf oldu. Yazamadım. Mevcut. Yazmayı halletmemiz lazım. Neyse. Tamam. Yani Levla'nın haberi mahsus mevcudun olur. Şu lambda o mahsus habere delalet eder. Leheleke var ya leheleke. O lambda mahsus mevcuduna delalet eden bir harftir. Bunu yaptıktan sonra bakalım şimdi ne diyor? Soru neydi? Altı çizili kısmın irabı aşağıdakilerin hangisidir demiş. Neyin altını çizmiş? El-ilmünün. Müptedadır demiş. Haberi mahsustur. Ve doğru. Haberi mahsus müpteda. Faildir. Fiil yok ki. Fiili mahsus. Yok. O levden sonra. Lev görürseniz. Lev. Lev var ya lev. Levden sonra gizli bir sebete fiili vardır. Tamam. Levden sonra lev diyoruz ya şart. Levi görürseniz lev. Lev. Levden sonra gizli bir sebete fiili vardır. Ondan sonraki gelen fail olur. Lev mesela Zeydün dersem ne demek bu lev Zeydün? Lev sebete Zeydün demek. Levden sonraki sebetenin faili oluyor Zeydün. Ama Levla'dan sonra gelir ise el-ilmü müpteda oluyor. Haber demiş el-ilmiye. Harfi cer ile mevcurdur. Bak bak böyle bir harfi cer ile mevcurdur. Ben görsem ilk bunu hemen yani yapardım. Önceden olsaydı. Biz Cevahir-i Kelami'yi okuyorduk. 2016 yılında. Cevahir-i Kelami'yi. Akaid kitabı. Orada levle nazaratı diye bir ibare geldi. Sonra diyorum levla kelimesi nazara today t olacak levla harficer. Sonra oradan bir şey söyledi artık Allah razı olsun. Hocam dedi levlanın işte amel etmesi için şart şuydu dedi. Ha doğru dedim. Sonra levle nazara tü yaptık orayı yani. Hakikaten öyle yani hani insanın diyorum ya bir şeyi bilmek ayrı bir şey. Onun iyice sizde böyle kökleşmesi, o sizde böyle bir beden olması başka bir şey. Çoğu şeyi böyle biliriz ama işte belki görmeyle biliriz. Belki test usulü olursa öyle biliriz. Ama onun bizi tam böyle şey olması için çok uğraşmak gerekiyor. O işi çok hemhal olmak gerekiyor. Hocam o kavaidül irab bayağı bir faydalı oldu sanki bize. Kime? Okuduk ya kavaidül irabı. Tabii. O bayağı bir iyi oldu hocam sanki. Tabii elhamdülillah. Güzel oldu kavaidül irab tabii. Peki et-talibatü yedrusne fil camiati demiş. Lem gelse ne olur? Biliyoruz yani bunu lemli halini yapın demiş. Şuradaki nun ne nunuydu? Yedrusne nunu. Fail. Hiç değişmez değil mi? Lem gelsin, len gelsin hiç değişmez. Orası lem yedrusne olacak her zaman. Değişim yok yani. Burada bunu sormuş. Hangisi olacak? Et-talibatü lem yedrusne. Hiç değişim yok. Çünkü fail bu. Fail gitmez. Kocası ölmüş kadın ibaresi hangisidir demiş aşağıdakilerden.
Bu Kur'an-ı Kerim'de var zaten değil mi? Vel mütevfa anha zevcuha diyor. Vel mütevfa anha zevcuha. Cevabımız C olacak. Bu da zor. Nasıl yapacağız? Kocası ölmüş kadın. Şimdi bakın kocası ölmüş zevç. O zaman fiil ne olacak? Müzekker. Zevç ne? Fail ya. Yani daha doğrusu şimdi mütevfa ne siga? İsim meful. O zaman ismi meful kendisine ne alır? Naib-i fail. Ama uyum olacak. İsim meful. Naib-i fail alır. Uyum olacak. Müteveffa ölen kim zevç olduğuna göre fiilimiz müzekker olacak. O zaman şeye gitti. Çünkü müteveffatün diyor. Müteveffatün o da gitti. Şimdi B'ye bakalım müteveffa olabilir. Ama anhu diyor. Kendisinden ölen. Hayır. Anha olacak. Yani o kadından öldü. Dolayısıyla cevabımız C olacak. İhvetü Suad. Suad'ın erkek kardeşleri demiş. Şuraya bir şey istiyor. Haber. Tedrosu mübteda. Suad. Ne olur? Cemi değil mi bu? O zaman Cemi bir haber arıyoruz. İhvetü Cemi. Ehun. Ehavani. İhvetün veya ihvanın geliyor. İki tane Cemi. Tedrosu. Bu için ne olmaz? Ne alakası var? Tedrosu sen okuyorsun. Veya o bayan. Olmaz. Alimatun bayanlar, o da olmaz. Alim bayanlar. Yedrus ne? O da bayanlar, olmaz. Bize ihvetü diyor. Müzekker olacak. O zaman şu olabilir değil mi? Ummelun, işçiler. Nussarın gibi cemi teksir. Bu da bitti. 2011 miydi? Evet, şuraya bakalım. Fiili taaccub doğrusu nedir demiş, hareketlenmiş. Evet, bunu siz yapın. Fiil taaccup hangisi Edir, doğru? Diyarbakır. Diyarbakır değil mi? Yani şu ma-i taaccup üyemiz, ecmeli fiilimiz, faili altta hüve, gizli. Bundan sonraki gelen ne olacak? Meful olacak. Ecmele sema-e. Sema ne kadar da güzel. Sema-e meful oldu diyoruz. Tamam, cevabımız değişik olacak. Bunu da geçelim. Bu da kolay gibi değil mi? Mefulün leh vardır. Bu da kolay gibi. Şunu da bakın, bu da hep çıkıyor. Hep çıktı. Bunu da bir bakın. Aşağıdaki Arapça cümlelerle cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinin irabı takdiri değildir demiş. Takdiri değildir. Biz ne diyorduk? Nasb halinde nagıs olan lafzı irab alır. Şimdi burada bakın ne diyor? Hel teallemti, öğrendin mi? Maniyel hakkı, hakkın manası. Bakın nakıs fiil nasb halinde. Maaniye. Lafsen işte. Lafsen direkt ben a yani. Caet ümmi, annem geldi. Zaten nefsi mütekellim yasına izaf olan kelime her zaman takdiri irab olur. O gitti. Hel raete leyla. İsmi maksura izaf olan kelime. O da her zaman şey alır, takdiri irab olur. O da gitti. Zehebe gitti, kadi, nagıs fiil, refali, takdiriydi. Celal de takdiriydi. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Tamam. Peki burada kalmış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.